Muhteşem tablo. Bir tablo düşünün. Gündüz başka, gece başka. Yazın başka, kışın bir başka gözüküyor. Gündüzün, güneş ve pamuk gibi beyaz bulutlarla süslü masmavi bir gökyüzü manzarasıyken, geceleyin ışıl ışıl yıldızlarla süslenmiş, nur yaldızlı muhteşem bir gece manzarası oluyor. Seyircilerine böyle bir tablo sunan ressama herkes hayran olurdu, değil mi? Aynen öyle de gökyüzünde her gece, her gündüz bizim için farklı farklı muhteşem tablolar yaratıp ay, güneş ve yıldızlarla süsleyen yüce sanatkar Rabbimize hayran olmamak mümkün mü? O, ilim ve kudretiyle dünyadan binler defa büyük ve hızlı hareket eden yıldızları birbirine çarptırmadan düzenli olarak yörüngelerinde döndürüyor, göğün yüzünü kirleten süprüntülere meydan vermeden, gürültü çıkartmadan tertemiz tutuyor. Biz biliyoruz ki ölçülü hareket ve dönme bir tercih ister, bir güç ister. Eğer bu dönüşler gökyüzündekiler gibi hikmetli ve düzenli ise bir ilim ister, hakimiyet ister. İşte bir ismi de sani, sanatkar olan Allah Celle Celaluhu hem kudret hem ilim sahibidir. Gökleri bizim seyredip düşünmemiz için devamlı değişen muhteşem bir tablo olarak yaratmış, varlık ve birliğine delil kılmıştır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize O verdi. Yıldızlar da her an O'nun emriyle hareket eder. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için delil ve ibret vardır. Nahl Suresi 12.